Merhaba sevgili dostlarım, hoş geldiniz. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. 13 Mayıs 2023 itibariyle seçim öncesi son analizimiz olacak. Hepinize şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum seçim sonucunun. Umarım milli irade yerini bulur, demokrasi yerini bulur. Kazasız belasız birinci turda da bu işi bitireceğiz. Allah'ın izniyle ve piyasa zaten buna göre bir fiyatlama yaptı. Kokuyu aldılar. Ve Perşembe günü Muharrem İnce'nin kararıyla birlikte ve öncesinde zaten piyasa harekete başlamıştı. Geçtiğimiz hafta sonunda şunu dile getirdim. Perşembe, Cuma itibariyle gereken yapılır dedik piyasada. Öncesinde de yine belirttiğim gibi birinci tur fiyatlaması başladı demiştim. Öyle de oldu. Şimdi bundan sonrası bize neye düşüyor? İzlemek. Arkadaşlar izleyip göreceğiz. Bütün olay bu. Tabii tüm bunların perde arkasında yaşanan bir de mevzu var. Muharrem İnce mevzusu. Daha doğrusu Muharrem İnce kurnazlığı var da diyebiliriz burada. Ben Muharrem İnce'yi eleştirdiğimden vesaire değil. Muharrem İnce'nin ne yapmak istediğini ve bunun seçimlere etkisini aynı zamanda piyasalar çerçevesinde de nasıl bunu takip edeceğiz, bunları değerlendireceğiz. Güzel bir video olacağını düşünüyorum. Diğer taraftan Kemal Kılıçdaroğlu'nu değerlendireceğiz. Diğer taraftan Sayın Başkan Erdoğan'ı değerlendireceğiz. Ve ortada arkadaşlar bir seçenekte kalmayacak. Zaten daha doğrusu pazar akşamında bu iş bitmiş olacak. Ancak ve ancak işte bazı haber spikerleri seçim sonucuna göre vatandaşı, halkı sokağa yönlendirmeye çalışıyor halen. Daha bugüne kadar, düne kadar. Bu tarz insanlara prim vermeyin. O işler artık bitti. Yani o işlerin dönemi geçti. Zaten seçim sonrasında bu tarz hareketlerde bulunanlara mevcut hükümet ya da gelecek olan hükümette gerekeni yapmak zorundadır. Bu her ne olursa olsun. Kimse bir iç kargaşaya sebebiyet vermeyecek. Vermek isteyen ya da bazı gruplara, bazı ajanlara eğer maşallık yapan varsa da bunun bedelini öder. Bu ülke sahipsiz değil. Bunu bir kere belirtelim. Şimdi şu söyleniyor, ya vatana evlat olacaksın ya da Avrupa'ya avrat olacaksın deniliyor arkadaşlar. Bu tabii çok doğru bir söz. Tabii bunu anlayabilene, idrak edebilene. Burası çok önemli bir nokta ve bu seçimde tabii ki tarihi bir seçim olacak. Ülkenin tarihine altın harflerle yazılacak olan bir seçim, sonuç her ne olursa olsun. Muharrem İnce'ye bakacak olduğumuzda tabii piyasaları doğrudan etkiledi ve yön haritasında da en belirgin sonucu oyladı. Yapılan araştırmalara göre ve benim şahsi yapmış olduğum araştırmalara göre %51 Erdoğan'ın oyu çıkıyordu. Bunu da buradan söyleyeyim bugün itibariyle. Söylemeyeceğim dedim ama. Muharrem İnce'nin de %2 bandında bir oyu vardı son dakikaya kadar, istifasına kadar. Yurt dışı tarafında da %1'e yakın bir oyu vardı. Yurt dışı oyunun şu anda bir önemi kalmadı. Çünkü orada da zaten çok düşük bir oy aldığı için ve zaten oyu da geçersiz olacak. Ha şeyi nedir onun adı? Milletvekilliği için ya da partisi için halen oylar verilmeye devam edecek ama adaylığı için verilen oylar boşa gitmiş olacak. Burada Muharrem İnce'nin çekilmesi ince bir hesaba dayanıyor. Bunu unutmayalım. Daha önce Muharrem İnce seçmeni parti kurmasıyla birlikte, daha doğrusu CHP seçmeni, Muharrem İnce'ye bir kin besledi. Bir resmen savaş açtı. Burada şimdi Muharrem İnce'nin çekilmesiyle birlikte Muharrem İnce'nin seçmeninin, yani %2'lik bir kitlenin CHP'ye oy vermesini bekleyenler varsa, zaten Muharrem İnce'nin normal şartlarda da %1 bile almaması gerekiyordu. Bir kere bunu bir kafamıza yazacağız ve burada Perşembe günü yapılan piyasa fiyatlamasını da burada bağdaştırmak zorundayız zaten. Aslında piyasa fiyatlaması her şeyi zaten anlatıyor ama birçoğumuz da bunu anlayamıyoruz ve anlamak istemiyoruz. İşte o yüzden diyorum, sadece izleyip göreceğiz yani bakıldığında. Erdoğan bildiğiniz gibi, söylediğim gibi, kabul edersiniz etmezsiniz, ben fikrimi ve araştırmalarımı söylüyorum, %51. Muharrem İnce de burada siyasi matematiği iyi yaptı ve zaten müzakere görüşmelerinde de hoş geldin güle güle lafıyla birlikte zaten bu iş belirginleşmişti aslına bakıldığında. Ve ne olacak arkadaşlar şimdi? Muharrem İnce'nin %2 oyu ile iddiasını sürdürebilmesi için adaylıktan çekilmesi gerekiyordu. İşte kasedi, osu, busu, tehditleri de bu işin bahanesi, tadı tuzu oldu. Ha, diğer taraftan Kemal Kılıçdaroğlu mevzusu var. Şimdi Deniz Baykal'la aslında olaya başlamak gerekiyor. Çok affedersiniz, Deniz Baykal'ın seks kasetiyle
Doğan ve gündeme gelen Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin de seks kasetiyle yaşama tutunmaya çalışıyor. Daha doğrusu bakıldığında durum böyle. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun hayatına bakacak olduğumuzda milletin yatak hayatıyla bir bağlantısı var mı yok mu? Bunlar tabii tartışılır ama milletin yatak hayatıyla birlikte, seks hayatıyla birlikte çok affedersiniz, gündemde kalmaya ya da hayata tutunmaya çalışıyorsa Kemal Kılıçdaroğlu'nun vay haline ve bu noktada eğer destek veren seçmenin de tabii iyi düşünmesi gerekiyor. Zaten evvelsi gün yapmış olduğu Rusya paylaşımı da çok dikkat çekiciydi. Bugün bizim Rusya ile ya da diğer Avrupa ülkeleriyle ya da diğer Amerika ile onunla bununla ilişkilerimizin şu anda hepsi ince bir ipin üzerinde zaten yürüyor. Hiçbiriyle de ipimiz kopuk değil. Daha yani sen seçilmemişsin, göreve gelmemişsin, bir resmiyetin yok, bir netliğin yok. Şimdiden daha posta koymaya başlamışsın. Neye güvenerek posta koyuyorsun? Neye güvenerek? Yani bunların hepsini arkadaşlar tabii zaman içerisinde siyasiler değerlendirecektir. Sayın Başkan Erdoğan bu konuyla alakalı açıklama yaptı. Ama tabii diğer taraftan Amerika'nın beklentileri dahilinde daha şimdiden hareket etmek doğru değil. Bu ülkenin çıkarlarına hiçbir şekilde etik değil ve bugün Kemal Kılıçdaroğlu işte Rusya tarafında Amerika'ya dayalı da bir açıklama yapamaz. Çünkü bu da doğru değil. Ve iki tarafta arkadaşlar zıt bir şekilde çelişiyor. Umarım kazasız belasız biter ve öyle de olacağını düşünüyorum. İlk turda da zaten bu iş bitecek. Ha, para piyasaları ne olacak? Para piyasaları arkadaşlar pozitif ve dönecek. Kur gidecek. Bundan kaçış yok. Dolar TL tarafına baktığımızda zaten 16 ayın zirvesinde bir oynaklık gördük geçtiğimiz hafta itibariyle. Ve seçim belirsizliğinin ilk turda bitecek olmasının piyasa algıladıktan sonra ve bununla birlikte de CDS puanlarında da çok iyimser bir iyileşme gördük. Bu da güzel. Aslında bunları hiç görmüyorsunuz. Sadece tamamen siyasi görüşe göre hareket ediyoruz. Bu da doğru değil. Kredi, özellikle Türkiye'nin risk primi kritik eşiğin altını gördü. Bu iyi. Çünkü belirsizlik piyasadan kalkacak ve Borsa İstanbul içinde hangi taraf alırsa alsın ilk turda zaten bu iş bitiyor ilk turda gördüğümüz kadarıyla. Para babaları, paranın sahipleri ve piyasaya yön verenler de bunu net bir şekilde gösterdiler. Ha, çok sürpriz bir durum olur mu, oluşur mu? Beklemiyorum ama oluşursa zaten negatife döneriz. Bir haftalık bir geri çekilme sürecimiz olur. İkinci hafta toparlanırız tekrardan. Bu da seçim belirsizliği artık kesinlikle son bulacağı için. Bu fiyatlamayı unutmayacağız. Maalesef keşke ülkemizin gündeminde seks kasetleri değil de ülkemizin geleceği ve tabii ne kadar güçlü bir ülke olacağımız konuşulsa, yapmamız gerekenler konuşulsa, yapılan geçmişteki siyasi hatalar düzeltilmeye çalışsa, onlar olsa, bunlar olsa ama maalesef bugün işte böyle pis kasetleri, ahlaki değere uygun olmayan siyasilerin özel hayatlarını vatandaş olarak, bizler olarak gündemde sürekli olarak tutmaya çalışan birileri var. Bu hoş olmadı. Rahmetli, Allah rahmet eylesin, Deniz Baykal da iyi bir siyasetçiydi. Zaten hepiniz de bilirsiniz. Şimdi Muharrem İnce'nin bu konuma gelmesi hoş olmadı tabii. Bizleri üzdü. Sağcısı, solcusu fark etmez. Bunlar arkadaşlar bizim Türk milleti olarak kabul edeceğimiz şeyler değil. Ve bunlar üzerinden de siyasetin yapılması ya da bir noktaya gelme çabaları da maalesef tarihe altın harflerle bunlar yazıldı. Baykal'la başlayan bu süreç, Muharrem İnce ile devam eden ikinci round, şimdi üçüncü round ne olacak? Şimdi bunu da göreceğiz. Yani bu da gelecek. Üçüncü round da gelecek. Muhtemelen bu da Kemal Kılıçdaroğlu olacak. Artık ne kasede gelecek onu da bekliyoruz. Sinan Oğan bu dendi ama Sinan Oğan pek böyle bir yapıya sahip bir insan değil. Ha, bilmiyorum kasidi var mı yok mu ama olsa da çok fazla bir etki edeceğini zannetmiyorum. Çünkü Sinan Oğan'ın %2'lik bir oyu bile yok. Yapılan anketlerde, araştırmalara kapsamlı bir şekilde baktığınızda, değerlendirdiğinizde bu tarz oluşumun içine zaten girmez ve piyasa zaten bunu bu şekilde algılamaz. Ama o da zaten rengini belli etti. Benimle görüşüldüğünde bakanlık onu bunu isterim diye zaten o da açık açık rengini belli etti. Mesele memleket değil demek ki. Mesele bakanlık o bu işte makam mevki paylaşımı. Ya bunlara üzülüyoruz yani her kim olursa olsun. Her kim gelecekse gelsin. Burada ön planda olan
olan devletin, milletin bekası olmalı her zaman için. Bunu yani bir Türk vatandaşı olarak bizim tek beklentimizin bu olması lazım. Ama bakıyoruz bugün pazarlıklarda makam, mevki, yer, koltuk sevdası o bu. Yani bunlara halkımız zaten yarın itibariyle gerekeni yapacaktır. Umarım vermiş olduğunuz her bir oy en doğrusu olur. Ben şehir dışındaydım. 750 kilometre uzaktan geldim bugün itibariyle kendi aracımla. Sırf bir oy diye. Bir oyla belki seçim sonucu değişir diye kendi beklentim arkadaşlar bu şekilde kullandım. Babam da keza öyleydi. O da ters istikamete gitti. O da 750 kilometre ters istikamete gitti. Oyunu kullanmak için ikamet ya oradaydı. Yani böyle yapan binlerce, on binlerce vatandaşımız var. Katılım çok yüksek oranda olacak. Avrupa'daki yurt dışında kullanılan oylar tabii çok önemli olacak. %3, %4'lük bir sonucu değiştirecek hamleyi beraberinde getiriyor. Oradan da tahmini olarak %60, %65 aralığında Erdoğan beklentisi var. %20 HDP'nin orada bir katkısı var. Her zaman için kemikleşmiş bir oyu var. Geri tarafı da zaten CHP'ye ait. Yani kabaca bakıldığında CHP'nin yurt dışında öyle çok büyük bir beklentisi olmayacak. İşte bunların hepsi hesap edildiğinde, bu matematik, bu denklem iyi kurulduğunda ve bunlar da piyasayla zaten bağdaştırdığınızda arkadaşlar doğru düzgün bir yol haritası elde edebilirsiniz. Riskimizi aldık bakalım. Her şeyin hayırlısı. Umarım ikinci tura kalmayacak. İkinci tura kalırsa bir hafta 10 gün bir zaman kaybımız olacak. Önemli değil. Canımız sağ olsun. Alttan bir miktar daha alma şansımız olursa alırız ve biraz daha fazla mallanmış olacağız. Ben döviz tarafına, altın tarafına bulaşmadım. Bulaşacağımı zaten düşünmüyorum diye de sizlere açık açık belirtmiştim. İyi bir risk aldım bakalım. İzleyip göreceğiz. İnşallah her şeyin hayırlısı olur. İnşallah ülkemiz kazanır. Ülkemizle birlikte biz de yatırımcılar olarak artık bir soluklanalım, bir nefeslenelim. Ve daha güzel yarınlara hep birlikte inşallah millet olarak arkadaşlar beraber yürüyelim. Amacımız, temennimiz bu. Kim olursa olsun. İstediğimiz budur. Yani ülkemizin barış içerisinde tüm dünya devletlerine karşı daha güçlü bir şekilde ayakta kalıp ilelebet devam ediyor olmasıdır. Temennim her zaman bu yöndedir. Particilik vesaire bunlar ikinci plandadır. Siyasetle zaten işimiz olmaz ama Muharrem İnce detayı çok ince bir hesaba dayanıyor. Burada herkesin çok ince okuması lazım bunu. Artık bu seçim öncesi son analiz. Pazartesiye bağlayan gece seçim sonucuna resmi olarak öğrendiğimizde ve açıklandığında ondan sonra video gelecek. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hepinizi canı gönülden şimdiden hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.